Linux'u duymayan yoktur herhalde. Bahse girerim, çoğunuz Linux'un ne olduğunu biliyorsunuz ama bilmediğinizi düşündüğüm bir şey var. O da Linux sandığınız şeyin aslında adının Linux olmadığı. Evet, bu işletim sisteminin adı Linux değil, GNU ve Richard Stallman tarafından geliştirildi. Linux sadece işletim sisteminin çekirdeğine verilen isim. Çoğu kişi bu çekirdeğin geliştiricisi Linus Torvalds'in bu işletim sistemini komple sıfırdan geliştiren kişi sanıyor. GNU'nun açılımı GNU is not Unix, yani GNU Unix değildir. Bu tür ilginç isimlendirme şekillerini aslında bilgisayar yazılımlarını sıkça görebilirsiniz. Mesela GNU'da çalışan ve Windows uygulamalarını çalıştırmanızı sağlayan Wine'ın açılımı Wine is not an emulator. Yani Wine bir emülatör değildir. GNU'nun geliştirilme amacı o zamanlar popüler olan ve piyasaya hükmeden kapalı kaynak kodlu Unix işletim sistemine alternatif, ücretsiz ve özgür bir işletim sistemi yaratmak. GNU'nun geliştiricileri işletim sisteminin tüm parçalarını yazmışlar ve geriye sadece çekirdek kalmış. Çekirdek dediğimiz şey bir işletim sisteminde donanım ve uygulamalar arasında ara katman görevi görür, yazılımlar ne yapmak istediğini çekirdeğe söyler, çekirdek de işlemci, bellek ve ekran kartı gibi donanımların ilgili kısımlarını yazılımların bu işi yapması için tahsis eder. GNU'nun geliştiricileri bir çekirdek geliştirmenin tahmin ettiklerinden daha zorlu bir süreç olduğunu fark etmişler. Fakat zor da olsa GNU Herd adını verdikleri çekirdekte epey aşama kat etmişler. Fakat bu esnada Fin asıllı 21 yaşındaki bilgisayar mühendisi olan Linus Torvalds kendi Unix benzeri çekirdeği olan Linux'u çoktan bitirmiş. İnsanlar Linux'u yavaş yavaş keşfetmeye başlayınca GNU ile Linux çekirdeği birleştirilerek oluşturulan sistem gitgide popülerlik kazanıp bugün adını Linux olarak bildiğimiz işletim sistemine evrilmiş. Bence en doğrusu bu işletim sistemini GNU Linux ismiyle anmak ama kafa karıştırmamak adına Linux diyeceğim. Peki Çağan, bir de Linux'un Ubuntu gibi isimlerle anılan versiyonlarını duyuyorum. Onlar ne oluyor derseniz, bunlar söz konusu işletim sistemlerinin dağıtımları. Linux açık kaynak kodlu olduğu için bilgisi ve becerisi olan herkes Linux'u değiştirip kendi versiyonunu yapabiliyor. Bugün yüzlerce Linux dağıtımı oluşturulmuş durumda. Her birinin farklı felsefesi, odak noktası ve işlevi var. Ama tabii bunların her biri sıfırdan yazılmıyor. Tekeri baştan icat etmeden belli bir stabiliteye sahip daha temel ve köklü bir dağıtımı baz alıp onun üzerine değişiklikler yapıp kendi dağıtımlarını çıkarıyor insanlar. Bu temel dağıtımların başlıcaları Debian, Arch ve Fedora. Bunlar gerçekten Linux camiasını ayakta tutan çok güçlü ve köklü dağıtımlar ve her biri nispeten büyük ekipler tarafından geliştiriliyor. Mesela herkesin bildiği Ubuntu aslında Debian'ı baz alan bir dağıtım. Hatta Linux Mint gibi bazı dağıtımlar da Ubuntu'yu baz alıyor ve tavuğun suyunun suyu şeklinde bir durumla karşılaşıyoruz. Bu kadar geliştirici Linux üzerinde yıllardır çalışıyor. Üstelik diğer sistemler ücretliyken Linux dağıtımları tamamen ücretsiz. Niçin bu işletim sistemi hala önemli bir pazar payına hakim olamıyor? Teknobilim'den herkese merhaba, ben Çağan Çelik. Bu videomuzda sizi Linux işletim sisteminin doğuşundan gelişimine giden bir yolculuğa çıkaracağım ve birlikte Linux'un niçin Apple macOS ya da Microsoft Windows gibi popüler bir sistem olamadığının cevaplarını arayacağız. Haftalık benzer içerikler için şu an abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Aslında Linux popüler değil demek yanlış. Bugün dünyanın en popüler işletim sistemlerinden biri Linux tabanlı. Google'ın Android işletim sisteminden bahsediyorum tabii ki. Sadece cep telefonlarına değil, akıllı televizyonlara, kiosklara bile yüklenen belki de dünyanın en popüler işletim sistemi Android. Tabii Google Linux'u o kadar eğip büküp yontmuş durumda ki Android'in içindeki Linux'u görebilmek için epey çaba sarf etmeniz gerekiyor artık. Ama Linux'un popülerlik kazanamadığı bir alan varsa o da masaüstü işletim sistemleri. Bugün baktığımızda Windows %75, macOS %15 ve Linux da %4'lük bir pazar payına sahip. Linux'un bugün bir Windows olamamasının tek bir sebebi, açıklaması yok. Sanırım bu konuyu birden çok maddede özetleyebiliriz. İlk olarak Linux'un arkasında bir şirket desteği yok. Bugün en popüler işletim sistemlerine baktığımızda hepsinin arkasında teknoloji devi Microsoft, Apple ve Google gibi şirketlerin olduğunu görürsünüz. Windows, macOS ve Android işletim sistemlerinin elde ettiği pazar payları, bu şirketlerin yürüttüğü milyon dolarlık pazarlama bütçeleri ve agresif pazarlama politikaları, stratejileri sayesinde mümkün olan bir şey. Fakat Linux dağıtımlarına baktığımızda bunları geliştiren bireyler veya küçük şirketlerin böyle pazarlama ekiplerine veya bütçelerine sahip olmadıklarını görüyorsunuz. Bu da onların geniş kitlelere yayılmasının önündeki en büyük engel. Belki Ubuntu'yu bu konuda bir istisna sayabiliriz. Bu dağıtımın ardındaki şirket olan Canonical, ürününü diğer dağıtımlara göre en çok pazarlayan şirket. Zaten bu yüzden Ubuntu bugün en popüler dağıtım durumunda. İkinci sebep olarak terminal, diğer adıyla komut satırını öne sürebiliriz sanırım.
Linux ile yazılı komutları kullanarak birçok işlem yapabiliyorsunuz. Örneğin uygulama yükleyip kaldırma, sistemi güncelleme, dosya silme, oluşturma ya da gelişmiş sistem ayarları gibi. Linux bu tip terminal komutlarına oldukça bağlı ve bu bağlılık pek çok gelişmiş kullanıcının sevdiği bir şey. Ama bu aynı zamanda potansiyel yeni kullanıcıların gözünü korkutan bir karmaşıklık imajı da yaratıyor. Terminal komutlarının sıkıntısı onları ezberlemek zor. Grafiksel kullanıcı arayüzüyle dosya ya da klasör oluşturmak terminal komutlarını ezberlemekten çok daha kolay. Hatta öyle ki terminal komutlarında yaptığınız en ufak yazım hatasında komutlarınız çalışmayabilir. Ama son yıllarda bazı dağıtımlar bunun da üstesinden gelip kullanıcı dostu bir hal aldı diyebiliriz. Tüm temel işlemler artık terminale dokunmaya gerek bile kalmadan halledilebiliyor. Tabii ki isteyenler için terminal hala bulunuyor fakat şart değil. Üçüncü ve belki de en önemli sebep endüstri standardı uygulamaların eksikliği diyebilirim. Hangi uygulamalardan mı bahsediyorum? Adobe'un Creative Cloud uygulamaları başta olmak üzere Microsoft Office, Corel Draw gibi uygulamaların bugün hala Linux sürümleri yok. Hadi Microsoft Office'i anlarsın. İşletim sistemi pazarında direkt rakibi olan bir platforma ürün çıkarmak istemiyor. Fakat Adobe'un yıllardır Linux uygulamaları çıkarmamasında Apple ve Microsoft'un parmağı var gibime geliyor. Çünkü salt Adobe bakış açısıyla yaklaşırsak ne kadar çok platforma ürün çıkarırlarsa aylık abonelik ödeyen kullanıcı sayısı da o kadar artacaktır. Kullanıcıya seçenek sunmak her zaman olumlu sonuçlanmıştır. Fakat kullanıcılar ücretsiz bir işletim sistemine bu uygulamaları kurup kullanabileceğini anladığı an parayla satılan Microsoft Windows'a talep azalacaktır. Ama bunu da geçtim. Microsoft için önemli olan Windows satışından elde edilen gelir değil. Microsoft'un bugün önemsediği şey kullanıcıyı Windows ekosisteminde tutabilmek ve işte OneDrive, Microsoft 365 ve Xbox Game Pass gibi abonelikleri kullanıcıların karşısına çıkarıp satabilmek. Çünkü artık para tek seferlik satışlardan değil, hizmet olarak yazılım denen aboneliklerden kazanılıyor. Benzer şekilde Linux'a Adobe uygulamaları geldiği an Apple bilgisayar satışları da azalacaktır. Çünkü insanların FreeDOS'la gelen yani işletim sistemsiz güzel bir laptopu Apple MacBook'ların yarısı fiyatına alıp Linux kurup Photoshop gibi uygulamaları kullanabilmesi Apple'ın işine gelmez. O yüzden içimdeki komplo teorisyeni Linux'tan uzak durması için Microsoft ve Apple'ın kapalı kapılar ardında Adobe'la anlaştığını söylüyor. Ama tabii bu düşüncem tamamen hayal mahsulü de olabilir ve Adobe'un Linux'a sırt dönmesinin tek sebebi pek tabii Linux'un düşük pazar payı olabilir. Çünkü yazılımı o mimariye port etmek işin sadece bir boyutu. Bir de sürekli yeni güncellemeler çıkarmak, yeni çıkan donanımlara destek vermek ve Linux güncellemeleriyle gelen sorunlarla baş etmek var. Bu da yazılım mühendislerinin oldukça vaktini alabilecek bir şey. Bu noktada bu yazılımların Linux alternatiflerinden bahsetmemek olmaz. Mesela Photoshop yerine GIMP, Microsoft Office yerine LibreOffice, Illustrator ve CorelDRAW yerine Inkscape, Premiere Pro yerine Kdenlive, 3ds Max yerine Blender gibi. Her ne kadar bunlar oldukça becerikli ve ücretsiz yazılımlar olsa da aramızdan pek azının saatlerini ayırıp YouTube'da bunların nasıl kullanılacağını anlatan videoları izleyeceğini net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü vaktin nakit olması gibi bir durum söz konusu. Vakit demişken iş verimlerini artıran ve daha az eforla daha çok şey yapmanızı sağlayan bir şey varsa o da uygulama ekosistemleridir. Mesela Microsoft Office, Outlook ve OneDrive çok güzel bir combo. Birbirleriyle anlaşıyorlar ve farklı cihazlar arasında bunları kullanarak işlerinizi halledebiliyorsunuz. Benzer şekilde Apple'ın iTunes, AirDrop ve Apple Notes uygulama ekosistemi var. Google tarafına baktığımızda Chromebook'larda Gmail ve Chrome tarayıcıyı görüyoruz. Konunun nereye gittiğini anladınız. Linux'ta benzer yaygınca kullanılan uygulama ve hizmetleri içeren bir ekosistem bulunmuyor. Hatta o kadar çok Linux dağıtımı var ki bunlar arasında birleşik bir ekosistem yaratmak çok zor. Eğer konforunuzdan feragat etmek istemiyorsanız bu ekosistemlerden ayrılamıyorsunuz. Önemli sayılabilecek bir diğer konu da teknik destek. Microsoft ve Apple, Windows ve macOS müşterilerine 7/24 yazılı ve telefon üzerinden farklı dillerde destek sunabilecek departmanlara sahip. Linux'ta ise kullandığınız dağıtımın forumları en iyi dostunuz. Eğer sorunuz çok niş bir kullanım alanı ile ilgili ise hiç cevap alamamanız veya geç cevap almanız mümkün. Ayrıca Windows ve macOS daha yaygın olduğu için aynı soruna başka birinin denk gelmiş ve çözüm bulmuş olması yüksek ihtimal, Google aramalarında bunlara rastlayıp sorununuzu kolayca çözebilirken, Linux'ta kendinizi Google'ın 2. 3. sayfalarını dolaşırken bulabiliyorsunuz. Bugün baktığımızda yaklaşık 600 kadar aktif Linux dağıtımı olduğunu görüyoruz. Yüksek sayıda dağıtımın olması hem iyi hem de kötü bir şey aslında. İyi çünkü farklı ihtiyaçlara yönelik farklı cevaplar olması demek, bu dağıtımın o ihtiyacı gidermek için en iyi şekilde donatılması demek. Kötü çünkü bu yeni başlayanların kafasını karıştıracak bir başka şey. Ortada standart bir Linux yok ve her dağıtımın kendi hedef kitlesi ve amacı var. Dolayısıyla kullanıcıların bunları araştırıp ihtiyaçlarına doğru cevap verecek bir dağıtım bulması çok zor. Son olarak her ne kadar bu alanda oldukça büyük adımlar atılmış olsa da
Oyunlar söz konusu olduğunda Linux'un hala kat etmesi gereken yol var. Özellikle bu alanda Windows'un çok gerisinde. Bu da ortalama kullanıcıyı Linux'tan uzak tutan bir başka sebep. Her oyunun Linux sürümü yok ve emülasyonla oyun çalıştırmak performans kayıplarına ve hatalara sebep olabiliyor. Ekran kartı sürücüleri sorunun en büyük parçalarından biri, bunların Linux sürümleri Windows'ta olduğu kadar sık çıkmıyor ve her yeni sürücü bir sorunu çözerken başka bir sorun getiriyor. Bu noktada sözü Linus Torvalds'a bırakmak istiyorum. And Nvidia has been the single worst company we've ever dealt with. So Nvidia, fuck you. Yanlış anlaşılmasın, Linux son 10-15 yılda muazzam atılımlar yaptı ve bugün Steam kurup oyun oynayabileceğiniz birçok profesyonel uygulama sayesinde resim ve video düzenleyebileceğiniz, günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz becerikli bir işletim sistemi haline geldi. Artık aygıt desteği noktasında da Windows'tan aşağı kalır yanı yok. Ancak işin ardında bir kurumsal şirket olup işleri çekip çevirmediği için her kafadan ayrı ses çıkıyor ve dolayısıyla geliştirme ve tasarımda bir bütünlük oluşamıyor. Bu da finalde bilgisayarlar arası çok da iyi olmayan ortalama kullanıcıyı iten bir durum. Çünkü insanlar tembel. Biz bilgisayarlar için çalışmak istemiyoruz. Bilgisayarlar bizim için çalışsın, hayatımızı kolaylaştırsın istiyoruz. Bence bu Linux'un kısıtlı masaüstü işletim sistemi pazar payının sebebi. Ben lise yıllarımda Linux'la bayağı haşır neşirdim. Hatta arkadaşlarım Linux ajanı mısın oğlum, gidip milletin bilgisayarlarına pardus falan kuruyorsun derdi. İlk Mandrake Linux diye bir dağıtımı kurmuştum bilgisayarıma. Sanırım bu bilgisayar dergilerinin verdiği CD'lerden birinden çıkmıştı. Yıl 2000'lerin başları, tabii hiçbir şey çalışmamıştı. Ne modem, ne ses kartı, ne yazıcı. Tıpış tıpış Windows 98'e geri dönmek zorunda kalmıştım. Ondan sonra ara ara farklı dağıtımları denesem de hiçbirinde dikiş tutturamadım. Görsel açıdan çok beğendiğim Linux dağıtımları da oldu ki hala beğeniyorum. Mesela Elementary OS, macOS'in tasarım dilini kullanan çok sade ve minimalist bir arayüzü var. Eğer bugün bir Linux dağıtımına geçebilseydim tercihim o olurdu kesinlikle. Aslında mutlaka ya Windows ya Linux diye bir tercih yapmak zorunda değilsiniz. Çifte kurulum yapmak ve bilgisayar açılırken Linux mu Windows mu başlasın seçmek mümkün ama nedense o topa hiç girmedim, belki bir gün. Sizin ilk Linux tecrübeniz ne zaman oldu, hangi dağıtımı ne kadar süre kullandınız ve bugün Linux'a geçmeyi başaranlardan mısınız yoksa benim gibi Linux'u uzaktan izleyip takdir eden bir fan mısınız? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Bununla birlikte bu videomuzu noktalamanın zamanı geldi. Teknobilime destek için kanala katılabilir ve teşekkür tuşuyla bütçeniz dahilinde bir katkıda bulunabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Bir başka videoda görüşürüz.